yapılan bu toplantı usulsüz bir toplantı. Yani vahim bir hata yapıyoruz. Gerçekten daha önceki Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, yani daha önceki adı Çevre ve Orman Bakanlığı olan bakanlığımızın Bartın, Zonguldak ve Karabük illeriyle ilgili yaptırmış olduğu 1/100.000'lik çevre düzeni planında termik santral kurulmak için gösterilen alternatif alanlar maalesef bugün burada ÇEZ süreciyle ilgili başlattığımız bu toplantıda gösterilen yerler değil. O toplantıda, o planda bu alanlar orman alanı, tarım alanı ve mutlak korunması gereken alanlar olarak gösteriliyor. Ve dolayısıyla bakanlığımızın yaptırmış olduğu bu planın belirlediği görüşlere aynen uymak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda daha önce de Sayın Belediye Başkanımızın da söylediği gibi 29.11.2010 yılında gene Çevresel Etki Değerlendirme Genel Müdürlüğü adı altında gene bir toplantı salonunda yaptığımız toplantıda da formatla kapsam belirleme toplantısında da aynı yerler ile ilgili alınan bir karar var. Orada da Tarlaağzı ve Gömü köylerine yönelik başvuru dosyalarının ve aynı zamanda Kız Çıkan Koyu ve Çapak Koyu ile ilgili başvuru dosyalarının 1/100.000'lik ölçekli çevre düzeni planına uymadığını, dolayısıyla alternatif alan olarak gösterilmesinin gereksiz olduğu mütalaa edilerek bu dosyaların geri iade edilmesi ve bu yerlerle ilgili sürecin başlatılmaması kararı alınmıştı. Ve aynı kararda da Delikli Burun mevki ve Filyos Vadi Havza kapsamı içerisinde projelerin değerlendirileceği dile getirilmişti. Dolayısıyla bir karar alınmıştı. Bu kararın altına imzalar atılmıştı. Eğer bugün bu toplantı burada yapılıyorsa gerçekten o kararın altına imza atan arkadaşlara karşı bir saygısızlık yapıyoruz. Gerçekten bakanlığın cebinden milyarlarca lira ödeyerek yaptırdığı 1/100.000'lik çevre düzeni planına karşı saygısızlık yapıyoruz. Yani bakanlık bir kentin gelişimi yönünde bir plan yaptırmış ve bu planda da bazı kararlar almış, bazı ilkeler belirlemiş. Biz bu ilkeleri çiğniyoruz, bu kararları çiğniyoruz ve bugün bu toplantı sürecini başlatıyoruz. Yani sizin dediğinize katılıyorum ama bu toplantı bir süreçtir. Dolayısıyla da çevresel etki değerlendirmesi olumlu çıkacak diye bir şey yoktur diyorsunuz ama toplantının yapılması usulsüz. Yani daha önce alınan kararlar var. Daha önce format belirleme ve kapsam belirleme toplantısında imza altına alınmış kararlar var. Bu kararların ne değerlendirmenizi istiyorum. Yani gerçekten birilerinin aldıkları karara saygı göstermemiz lazım. Onlar da sizin çalışma arkadaşlarınız. Onlar da sizinle birlikte bu Türkiye'nin planlanmasında görev alan, bu Türkiye'deki yaşayan insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını koruyan, kollayan, ona yönelik projelere imza atan arkadaşlar. Dolayısıyla onların bu görüşlerine saygı göstermemiz lazım. Bugün partinin Amasya ilçesi Çapakkoyu mevki diye önümüze getirilen proje daha önce bakanlığınıza sunulan toplantılarda görüşülen projelerle birebir aynı koordinatlarda. Değişen hiçbir şey yok. Dolayısıyla bunu tutanaklara geçmesini rica ediyorum ve bu toplantının usulsüz ve kanun, hukuk tanımaksızın yapılan bir toplantı olduğunu da belirtmek istiyorum. 29.12.2010 tarihli başvuruma gelen cevap var. Bu cevap da çevresel etki değerlendirmesi ve planlama genel müdürlüğünden geliyor. Diyor ki
İşte ben yazıyla sormuşum hem Elektrik Üretim AŞ ve Batı Karadeniz Elektrik Üretim AŞ tarafından yapımı planlanan termik santral projeleri için 17.09.2010 tarihinde bakanlığımıza ÇED başvuruları yapıldığı, ÇED yönetmenin 9. maddesi gereği 24.11.2010 ve 25.11.2010 tarihlerinde Bartın ilinde düzenlenen halkın katılımı toplantılarının gerçekleştirilemediği, ÇED süreci başlatılan her iki proje için de 29.11.2010 tarihinde bakanlığımızda sabah ve öğleden sonra olmak üzere kapsam ve özel format belirleme toplantıları yapıldığı ve tarafımızca da yani benimle katılım sağlandığı belirtilerek söz konusu toplantıya ait tutanakların ve toplantılardan çıkan kapsam ve format belirleme kararlarının tarafınıza gönderilmesi istenmektedir diyor. Bana yazıyorsunuz ve diyorsunuz ki tarafınızca da katılım sağlanmış olan kapsam ve özel format belirleme toplantılarında ÇED başvuru dosyalarında belirtilen Tarlazı ve Gümü alternatif alanların yer seçimi açısından uygun olmadı. Bu alanların ÇED süreci dışına çıkartılması ve ana alternatif olarak düşünülmemesi gerektiği ÇED çalışmasının ise Delikli Burun mevki veya Filios Vadi mevkinin odaklanmasının çevre düzeni planı kapsamında daha uygun olacağı hususları gündeme gelmiştir diyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu süreç artık burayla ilgili olarak artık ÇED süreci dışına çıkartılmıştır diyorsunuz. Tarlazı ve Gömü'yle bu Çabak koyu aynı. Kız çıkan koyu aynı. Yani bir isim değişikliğiyle burada kafaları bulandırıyorlar. Yani sonucunda siz demişsiniz ki zaten bu alanları ben ÇED sürecini dışına çıkartıyorum. Bana bundan sonra buraya proje getirmeyin. ÇED'le ilgili başvuru yapmayın. Yapacaksanız Filios'a yapın demişsiniz. O zaman Filios'a yapsınlar arkadaşlar. Onu burada tartışalım. Ya siz kendiniz demişsiniz. Kendi imzanız burada. Fevzi İşbiri. Bakan adına gelen müdür. Yani şimdi ben bunu anlayamıyorum. Siz kendiniz demişsiniz. Kendimizde de Tarlazı Gömü uygun değildir. Ya ama Tarlazı Gömü, Çapak Koyu da, Kız Çıkan Koyu da aynı yerde. Koordinatlar aynı. Başka bir yerde değil yani Bartın ilinin Amasra ilçesinin aynı birebir ölçüyor. Birebir sayın genel müdür. Ciddi söylüyorum birebir ölçüyor. Dört alternatif olarak niye o zaman değerlendirildi? Hayır, ben şunu söyleyeyim yani komisyon tüm şeyleri değerlendirir yani bununla ilgili ama işin en başında ben şunu söylüyorum. Doğrusu neyse biz onu yaparız. Ama işin en başında sonucunu kestirmek de bilmiyorum ben yani bir mühendis mantığına da uygun değil. Sayın Genel Müdür. Ben şeyi söylüyorum. Bir yer mevzuata aykırı ise zaten iade edilir. Mevzuata aykırı değilse de süreç devam eder gider. Biz ne ondan yana ne öbür bizim görevimiz çevreden yana olmak değil mi? Sevgili Genel Müdürüm. Niye mevzuatları çıkarıyoruz? Sevgili Genel Müdürüm işte zaten bu toplantının yapılmasına sebep olan bu başvuru dosyalarının kabul edilmesi zaten yanlış. Çünkü aynı yerle ilgili yani siz bir karar almışsınız. Tarlazı ve Gönü alternatif alanlarının termik santral kurulması için uygun olmadığını, dolayısıyla 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında belirtilen Filios yatırım havzasına yönelik başvuruların kabul edilmesi, bundan sonra ÇED süreciyle ilgili aynı yerlerle ilgili başvuru yapılırsa süreç başlatılmayacak diye karar almışsınız. Arkadaşlarım da firmanın yaptığı da farklı bir yerle başvuru değil. Aynı yer. Yani birisi Bartın ilinin Amasra ilçesinin sınırları içerisinde de şimdi Çabak Koyu Kars'ın ilçesinin içerisinde veya Ankara'nın Yeniağı'nda Ayaş'ında değil ki. Aynı yer mi? Koordinatlar da aynı. Şimdi başvuru dosyalarına bakın. Aynı koordinatları tekrar veriyorlar arkadaşlar.